Merhaba değerli arkadaşlar. Turkuaz yayınları AYT e Kimya Denemeleri 6. deneme ile karşınızdayım. birinci soruyla başlayalım. X elementi ilk 4 orbitali tam dolu olan bir atomdur. Buna göre X ile ilgili, X atom ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar X atomunun ilk 4 orbitali tam dolu. Birinci orbital 1s. ikinci orbital 2s. P'nin 3 tane alt orbitali var. 1, 2, 3. Bunlar arkadaşlar 2px, 2py, 2pz şeklinde düşünebiliriz. Şimdi 1s'teki orbital doluymuş arkadaşlar. Dolu. 2s'teki zaten doludur. Şimdi p'dekileri doldurabilmen için ilk önce yarı dolu yapman lazım. Birer birer. 1, 2, 3. Şimdi 2 tane yarı dolumuz var. Böyle yaptığımızda 3 tane yarı dolu oldu. Bir tane daha yaptım. 4 tane yarı dolu. İlk 4 orbitalin tam dolu olabilmesi için bunun da sondakinde yarı dolu olması lazım. O zaman proton sayısı 2, 4, 2, 4 6, 8, bir de burada 9. Yani arkadaşlar X'in proton sayısı 9. X'in proton sayısı 9 ise bu kimdir gençler? Flordur. Flor hangi grup elementi? 7A grubu. Nedir bu? Halojendir. Dolayısıyla arkadaşlar atom numarası 8 demiş yanlış 9 olur. Bileşiklerinde eksi 1 bile artı 7 arası değerlik alabilir diyor yanlış bu flordur. arkadaşlar hatırlayın flor sadece eksi 1 değerlik alır yanlış olur bu. 3 oksijen ile OX2 oksitini yapabilir diyor arkadaşlar oksijenle bir bileşik yapar örneğin bu OF2 bileşiğidir. OF2 bileşiğinin oksit olmadığını hatırlayın oksit değildir. Neden oksit değildi? Çünkü flor bütün bileşiklerinde eksi bir değerli kalırdı. Dolayısıyla oksijen artı iki kalırdı. Bir bileşiğin oksit olabilmesi için oksijen eksi iki alması gerekiyordu arkadaşlar. Oksijen burada artı iki aldığı için bu bir oksit olarak kabul edilmez. Yanlış olur. Hidrojen ile yaptığı bileşik asit özelliği gösterir. Flor bir halojendir. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri arkadaşlar asit özelliği gösterir. Dolayısıyla bu doğru. Bize yanlışları sormuş arkadaşlar. 1, 2, 3. Yanlış olur. Bu şekilde söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuz şöyle arkadaşlar. <laughs> bir organik kimya sorusu. Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili hangileri doğru? 1. Sistematik adı. Arkadaşlar bu bir alkol. Alkollerde OH'a ya yakın yerden numaralandıracağız. Bir numaralı karbon OH var. 1, 2, 3, 4. Bileşiğin adı bakın 2'de 2 tane metil var. 2, 2. 3'te de bir tane metil var. 3. Hepsi metil olduğu için tri metil. Ana zincirde 4 karbon var. Bütan diyeceğiz ama OH'ın yerini belirteceğiz. OH 1'de olduğu için 1 Bütanol olur. O zaman bir doğru olur arkadaşlar. 2'ye bakıyoruz. İle izomerdir demiş. İzomer olabilmesi için kapalı formüllerinin aynı, açık formüllerinin farklı olması lazım. Bizim bileşikteki alkolümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbon. Arkadaşlar 2 metil, 2 egzanol da 7 karbon. E, kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olduğu için izomer olur. Doğru. 3. Tersiyer alkol özelliği gösterir. Arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorsunuz. OH'ın bağlı olduğu karbona alfa karbonu denir. Alfa karbonunda gençler 2 hidrojen varsa Alkol primerdir. Bir hidrojen varsa sekonderdir. Hiç hidrojen yoksa yani varsa da olur. Sıfır hidrojen varsa arkadaşlar tersiyerdir. Bu şekilde de yaklaşım içerisine girebilirsiniz. Tersiyer alkol olmadan anlaşılır veya o bağlı olduğu karbon bir karbona tek bağlı olduğu için yani bu karbon primer karbondur. Primer karbon olduğu için de alkol primer alkol olur. Evet. Sıradaki soru. Sıradaki soru yukarıda bileşiklerin hangisinde yoğun fazla moleküller arasında moleküller arasında hidrojen bağı içermediği halde. Arkadaşlar bu çok önemli. Hidrojen bağı içermediği halde. Su ile hidrojen bağı yapabilir. Birinci bileşiğimiz bir alkol. Bu bileşikte hidrojen bağı zaten var. O zaman arkadaşlar hidrojen bağ içermediği halde dediği için bu gider. İkinci bileşiğimiz arkadaşlar bir eter. Eterde normalde hidrojen bağ elemanları var. Yani oksijen de var hidrojen de var ama direkt birbirine bağlı olmadığı için hidrojen bağ yok. Bu tarz moleküller hidrojen bağ içeren su ile karşılaştığında suyun içerisine e, karşılaştırıldığında karıştırıldığında hidrojen bağ yapabilirler. İkinci bileşik bir aldehit. Aldehitte de hidrojen bağı elemanları var. Hem oksijen var hem de hidrojen var ama direkt birbirine bağlı olmadığı için normalde şu anda hidrojen bağı içermiyorlar. Ama su ile hidrojen bağı oluşturabilirler. Üçüncü bileşik bir eter. Eterde de gördüğünüz gibi hem hidrojen var hem de oksijen var ama normalde bu molekülde şu anda hidrojen bağı yok. Eter dedim arkadaşlar özür dilerim. Bu bir keton. Keton. Ketonda arkadaşlar hidrojen bağı elemanları var ama hidrojen bağı yok. Bu da su ile hidrojen bağı oluşturabilir. 2, 3, 4 hidrojen bağı içermediği halde su ile hidrojen bağı içerebilirler. Mantığı şu arkadaşlar. Eğer bir molekülde hidrojen bağı elemanları varsa su ile hidrojen bağı oluşturabilir. Olay bu. Peki sıradaki soru. Sıradakisi bir organik kimya sorusu arkadaşlar. Aşağıda bazı organik bileşiklerin formülleri verilmiştir. Yukarıda formülleri verilen X bileşikleri ile ilgili hangisi yanlıştır? X bileşiğine bakıyoruz arkadaşlar. Bir aromatik hidrokarbon gördüğünüz gibi. Bu tarz bileşiklerde halka ana zincir olarak kabul edilir. Dallanmaya yakın yerden değil bizzat kendisinden başlanır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X bileşiğinin adı arkadaşlar... 1, 2, dimetil benzen. Arkadaşlar 1, 2, dimetil benzen. E, benzende konum izomeri de bir izomer var arkadaşlar. Orto, meta, para. Eğer bağlı gruplar ardışıksa, yani 1 ve 2 numaralı karbonundaysa buna orto denir. Orto. Ortonun O'su. Benzen arkasında iki tane metil bağlıysa bu bileşiğin özel adı Ksilen. O zaman biz bu bileşiği aynı zamanda o de diyebiliriz. Y bileşiğine geldim arkadaşlar. Y bileşiği bir sikloalken. Sikloalkenlerde adlandırma yapılırken çiftman bir ucuna bir, bir ucuna iki gelmek koşuluyla dallanmaya yakın yerden başlanır. 1, 2, 3, 4, 5. Y bileşiğinin adı 3 etil siklo pen Ten. Evet. Şimdi geçelim sorumuza. X bileşi aromatik hidrokarbondur. Doğru. Arkadaşlar aromatiktir ve karbon hidrojen dışında bir şey olmadığı için de aromatik hidrokarbondur yorumunu yapabiliriz. Şimdi 2 bakalım. <laughs> sistematik adı Y'nin sistematik adı 3 etil siklopentendir. Doğru. Y bileşiği tüm karbon atomunun birleşmesi yapar. Bu yanlış arkadaşlar. Y bileşiğinde 1 ve 2 numaralı karbonlar sp2 yapar, diğer karbonlar sp3 yapar. O yüzden tüm karbonlar dediği için yanlış olur. X bileşiği oksilendir. Az önce söyledim arkadaşlar, orto meta para da bu böyle olur. X ve bileşiklerinde pi bağı bulunur. Benzen halkasında arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Benzende 3 tane pi var. Diğerinde görebiliyorsunuz ama burada normalde böyle yazar. Çift, tek, çift, tek, çift. Yani benzen halkası rezonans durumdan dolayı arkadaşlar böyle yazılır. Burada da pi var. O zaman cevabımız Ceyhan olur. Devam edelim. Sıradaki soru. Yine bir organik kimya sorusu. <laughs> e, karşısında özel ismi yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Bu karboksik asitlerin özel ismini bilmenize fayda var. 1, 2, 3, 4 karbonlu karboksik asitin özel ismi bütirik asit. Arkadaşlar burada 3 tane var. Bir de burada 4, bir de burada 5. 5 karbonlu karboksik asitin özel ismi valerik asit. Bu bir dikarboksilik asittir arkadaşlar. Açık şekli C-O-H-A böyle. Şimdi arkadaşlar burası özel ismi oksalik asit. Oksalik asit bu da doğru. Fitalik asit arkadaşlar bir aromatik karboksik asittir. Bu aromatik karboksik asit arkadaşlar... Şöyle iki tane karboksi grubu bağlı. Buna fıtalik asit denir arkadaşlar. Doğru. Sitrik asit demiş arkadaşlar. Sitrik asit bir kere <laughs> aromatik bir karboksit asit değil. Bu aromatik bir hidrop. Bakın şurası aromatik. Yani benzan akasından geliyor arkadaşlar burası. Dolayısıyla bu tarz bir bileşik. Şöyle arkadaşlar. Bağlanma yerine göre bu bileşik bir salisilik asit ifadesi alacaktır. Dolayısıyla sitrik asit değil. E, ee, 5 üye, karboksilesi mutlaka aklınızda tutun arkadaşlar. Önemli olabilir. Sıradaki soru: Derişim pili bir elektrokimya sorusu. Hangileri doğrudur? Derişim pilinde arkadaşlar, derişimi az olan anot, çok olan katot olur. Elektron akışı derişimi az olan çözeltiden çok olan çözeltiye geçer. Doğru. Çünkü elektron akışı her zaman anottan katoda giderdi. Doğru. Anot ve katot yarı hücrelerinde çözelti derişimleri eşit olursa pil çalışmaz. Evet. Çünkü derişim farkıyla çalışan bir pil türü. Derişimler eşit olursa gerilim sıfır olur. Gerilim sıfır olursa pil çalışmaz. 3. Derişimi az olan yarı hücrede. Derişimi az olan yarı hücre arkadaşlar anot olur. Anot da her zaman ne olur? Yükseltgenme olur. İndirgenme olur demiş. Yanlış arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız A şıkkı olur. Sıradaki sorumuz şöyle. Visual Thompson olayı soğutacak çıkanlarla ilgili. Yukarıda tabloda verilen kaynama noktası ve kritik sıcaklık değerlerine göre hangisi yanlıştır? Oda koşullarında helyum ve O2 gazdır. Arkadaşlar e, oda koşulları 25 santigrat derece. Helyumun kritik sıcaklığı eksik 267. 25 eksi 267'den çok yüksek olduğu için yani kritik sıcaklığın üzerinde bir sıcaklık olduğu için şu anda helyumda oksijen de gazdır. Bir madde kritik sıcaklığının üstünde ise arkadaşlar gazdır. Bir madde kaynamakta noktası dedim. Kritik sıcaklığın neyse, ise bir madde kritik sıcaklığın altında ise şu anda bahsettiği sıcaklık o buhar olur arkadaşlar. Oda koşullarında en az 3 vardır. Bakın 25 santigrat derece oda koşulları en az 3'ün kritik sıcaklığı 132. 25 132'den küçük olduğu için şu anda kritik sıcaklığın altında altında olduğu için de bu madde buhardır. En az 3 soğutucu akışkanı olarak kullanılabilir. Bir maddenin soğutucu akışkanı olarak kullanılabilmesi için kaynama noktasının 25 santigrat dereceden düşük, kritik sıcaklığında 25 santigrat dereceden yüksek olması gerekiyor ki bu bu şekilde olsun. O zaman en az şu soğutacak çıkan olarak kullanılabilir. Arkadaşlar NH3 günümüzde soğutucu çıkan olarak kullanılmıyor. Çevreye zarar verdiği için. Ancak kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Dolayısıyla sadece günümüzde kullanılmaması başka sebeplerden dolayıdır. Yani çevreye verdiği zarardan dolayı. Helyum gazı eksi 267'den yüksek sıcaklıklarda hiçbir basınçta sıvılaştırılamaz. Bir madde kritik sıcaklığın üzerine çıktıktan sonra basınçla sıvılaştırılamaz. Helyum gazının arkadaşlar helyum gazının e, kritik sıcaklığı eksi 267 Eksi 267'den yüksek dediği için evet sıvılaştırılamaz Doğru. Kritik sıcaklık gazların cinsine bağlı değildir diyor. Yanlış. Gördüğünüz gibi cins değişince kritik sıcaklık da değişmiştir. O zaman aradığımız cevap E şıkkı olur. Evet. Bir çözelti sorusu. Arkadaşlar çözeltide çözünürlük sorusu. 20 santigrat derecede çözünürlüğü 40 bölü 100 gram su olan NaCl sulu çözelsinin aynı sıcaklıkta %20'lik doymamış çözeltisini doygun hale getirmek için 36 gram daha nacile ekleniyor. Buna göre son durumda doygun çözeltide kaç gram nacile çözülmüştür? Şimdi arkadaşlar %20'lik bir çözeltide bir miktar su bir miktar tuz var. Oran olarak tabii ki ne kadar su var? 80 su varsa 20 de tuz var. Bu bir oran olduğu için 80x e 20x diyeyim. Şu anda bu çözelti doymamış bir çözeltiymiş. Doygun hale getirmek için 36 gram daha madde eklemişim. 36 gram. Şu anda bu doygun oldu mu? Evet doygun oldu. Doygun çözeltide ben de su miktarı 80x tuz miktarı 20x artı 36 olacak. Yukarıda tanımlanan referans noktasına göre bu çözeltide 100 gram su 40 gram tuz ile karıştırılırsa doygun olurmuş. Bu sıfırla bu sıfır gitti. 2'ye böldüm 2 kaldı. 2'ye böldüm 5 kaldı. Kalanlarla işler dışlar çarpımı yapayım. 2 çarpı 80 x'ten 160 x 5 çarpı 20 x'ten 100 x 5 çarpı 36'dan 180. Arkadaşlar 100 x buraya giderse burası 60 x eşittir 180 olur x eşittir 3 olur. Şimdi bize neyi sormuş? Soru bize son durumdaki tuz miktarını sormuş. Son durumdaki tuz miktarı 20x artı 36. x yerine 3 yazarsam arkadaşlar 60 artı 36 olur. Dolayısıyla burası da 96 gram olur. Olay bu. Sıradaki sorumuz arkadaşlar bir elektrokimya sorusu. Yukarıdaki aşağıda bir elektrokimyasal pil sisteminde pil sistemde yer alan elementlerin yükseltgenme ve indirgenme pil potansiyelleri verilmiştir. Şimdi arkadaşlar yükseltgenme potansiyeli en büyük olan Zn anot olur. Yükseltgenme potansiyeli en düşük olan Ag ise katot olur. Şimdi arkadaşlar normalde katotta Ag indirgenmeli fakat kabın içinde Ag olmadığı için Mecburen hidrojen indirgenecek. Hidrojen indirgendiğinde artı iki elektron hidrojen gazı. Anotta ise arkadaşlar çinko yükseltgenecek. Çinko artı 2 artı iki elektron. Şimdi bunun E sıfır değeri pil değeri sıfır. E, ZN'nin ise arkadaşlar 0,76 volt. Evet. Yorumlarımıza başlayalım. B kabında arkadaşlar B kabında hidrojen indirgendiği için hidrojen derişimi azalır, pH artar. Başlangıç pil potansiyeli 0.76 volt'tan büyük olur. Şimdi arkadaşlar eğer bunların derişimleri birer molar olsaydı ki birer molar değilmiş. Birer molar olsaydı E pil değeri 0.76 volt olurdu. Ancak birer molar değil. Şimdi arkadaşlar nesne denklemine göre uzun uzun hesaplama yapmanıza gerek yok bu tarz sorularda. Şöyle yapacaksınız. Hatırlayın şu bilgiyi. Anot derişimi ile pil potansiyeli ters orantılıdır. Dolayısıyla anot derişimi 0.1 molar yani standarttan küçük bir yer. Anot derişimi küçük olduğu için pil potansiyeli standarttan büyük çıkacaktır. Yani 0.76 volttan büyük olur. C. B kabına 9 litre su eklenirse. Arkadaşlar B kabına 9 litre su eklersem bu tarafın derişimi 0.1 molar olur. Burası 0.1 molar olur. Normalde eğer bu bir derişim pili olsaydı pil çalışmaz derdim. Ama bu bir aktiflik pili. Derişimleri eşit olsa bile pil çalışmaya devam edecek aktiflik farkından. O yüzden arkadaşlar yanlış olan bu olur. Şimdi arkadaşlar B kabına bir miktar NH3 eklenirse pil potansiyeli 0.7896 volttan az olur. Şimdi arkadaşlar NH3 bu denklem için yabancı yön etkisi oluşturuyor. Yabancı yön etkisi oluşturduğu için yani katodun derişimini azaltır. Ortamdaki yani arkadaşlar katottaki 2 e, hidrojen artı 2 elektron hidrojen gazıyla baz bununla tepkime girer bunu azaltır pil potansiyelini azaltır. Normalde 0.76 volttan da bir değer çıkmıştı. Nersine eklemi hesapladığımızda. Ama bundan da az olur. Doğru olur. Zn elektrot, anot, ag elektrot, katottur. Doğru. Aradığımız cevap C şık olur arkadaşlar. Sıradaki soru bir enerji sorusu. Bağ uzunluğu ile ilgili bir soru. Bağ uzunluklarını karşılaştırın. Arkadaşlar bununla ilgili kısa bir bilgi vereceğim size. Özellikle karbonlarla ilgili. Karbon karbon. Üçlü bağ Arkadaşlar en kısa olandır. Kime göre? Karbon karbon ikiliye göre. Bu da kısadır kime göre? Karbon karbon uzunluğuna göre. Bu sıralama arkadaşlar kısalık sağlamlık ve dirençtir. Dolayısıyla arkadaşlar enerji ne kadar fazlaysa o bağ o kadar sağlamdır ve o kadar kısadır. Enerjisi ne kadar azsa o bağ o kadar sağlamlığı azdır ve o kadar uzundur. O zaman bağ uzunluğu en fazla olan F2 sonra O2 sonra da N2 olur. Cevap A şıkkı olur arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. 11. soru arkadaşlar bir hız sorusu. Grafiği verilen gaz fazındaki tepme ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Tepkime mekanizmalı gördüğünüz gibi iki basamakta gerçekleşiyor. Tepe sayısı kadar mekanizma vardır arkadaşlar. Bu tepkime şöyle A artı B tepkime girip arkadaşlar C artı 2 de oluşturmuş. Sonra C artı 2 de tepkime girip ne oluşturmuş? K artı L oluşturmuş. Dolayısıyla arkadaşlar C ve D ara üründür. Doğru. Şimdi arkadaşlar bir tepkimenin hızı tepkime hızıyla aktifleşme enerjisi ters orantılıdır. Yani ileri aktifleşme enerjisi ters orantılı. Mesela birinci tepkimenin aktifleşme enerjisi 50-30'dan dolayı 20 kilokalori, kilojul bu. İkinci tip inaktifleşme 70 eksi 10'dan dolayı 60 kilojuldu. Yani birinci tepkime hızlı, ikinci tepkime arkadaşlar yavaş olur. Peki tepkime hız bandı yavaş basaman girenlerine göre yazılmaz mıydı? K çarpı C çarpı D'nin karesi olur. Hız bandı bu. O zaman C derişimi artarsa tepkime artar mı? Evet hız bandı yer aldığına göre doğru. Tepme endotermiktir. Arkadaşlar tepme bakın 30'da başlamış, 40'da bitirmiş. Sizin için ara basamaklar önemli değil. Tepme dediğinde tepmenin tamamını düşüneceksiniz. Endotermik mi? Evet. Katalizör birinci adıma değil, ikinci adıma eklenir. Çünkü katalizör yavaş adıma eklenir diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız E olur. Devam ediyoruz. Sıradaki soru. Sıradaki soru bir gaz sorusu. Bir gerçek gaz sorusu. Bu yıl böyle bir soru bekleyin lütfen arkadaşlar. P çarpı ve R çarpı T değerini arkadaşlar basınçla değişimini göstermiş. Gördüğünüz gibi sıcaklık arttıkça gaz ideale yaklaşmış. Arkadaşlar P çarpı ve R çarpı T oranı 1 olduğunda gaz idealdir. Evet gördüğünüz gibi bu ideal çizgi olarak geçer. Ve gençler tabi ideal gaz diye bir gaz yoktur. İdale yaklaşma vardır. Doğru. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşır. Sıcaklık 200 iken burada. 600 iken burada. 1000 iken burada. Sıcaklık artık idare yaklaşmıyor mu? Evet. Bakın sıcaklık yüksek ve basınç düşürdükçe arkadaşlar idare yaklaşma olur. Sıcaklık düşürüldüğünde gaz idarelikten uzaklaşır. Doğru. 3'ü de doğru olur. Öğrenmek gereken bir soruydu. öğrencilik bir soruydu derler bizim burada. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Son soru. Bir asit baz sorusu. Bir titrasyon sorusu. Şimdi arkadaşlar Tam nötrleşme olduğunu görüyorsunuz. Tam nötrleşme olması için hidrojen iyonu mol sayısının hidroksit iyonu mol sayısına eşit olması gerekir. Hidrojen iyonu mol sayısı şöyle bulunur mu? M çarpı V. Evet buradan bulabilirim. Arkadaşlar hidrojen iyonu mol sayısını bulurken derişimi kaç? 0.1 Hacmi kaç? 200 litre yani 0.2 Şimdi arkadaşlar eğer bu çözeltide hidrojen iyonu mol sayısı 0,2 ise madem tam nötrleşiyorsa şurada bazın da mol sayısı 0,02 mol olur. 0,02 ise 0,02 mol olur. O zaman sodyum hidroksit için M çarpı V. Sodyum hidroksit mol sayısı 0,02 oldu. Evet. Derişimini bilmiyorum. Evet. Ama tam 7 olduğunda 0,1 eklenmiş bazdan. Yani hacmi 0.1. İşte bu sıfırlar sıfır giderse kullandığımız bazın derişimi 0.2 molar olur. Cevap B olur ve arkadaşlar bugünlük bu kadar. Teşekkürler. Hoşçakalın.